Bu akşam yurt dışından misafirlerimiz var. Kendilerini dilerseniz sizlere tanıtayım kısaca. Kendileri masonlar. Amerika'dan ve değişik ülkelerden geldiler. İskoçya'dan. Sol baştan başlamak üzere Timothy Hogan kendisi. Daha sonra yanında oturan kişi James Kinslow. Ve onun yanında da David Sahyun. Kendileri 32 ve 33. dereceden masonlar. İncil'de de geçen su testisi taşıyan, yani kova burcundan olan kişinin, yani Mehdi'nin çıktığına inanıyoruz. Tevrat'ta da ismi geçen Kral Mesih'in, ki Tevrat'ta çok uzun ve çok kapsamlı olarak tarif edilmiştir Kral Mesih'in gelişi. Barış getirecek olan Mesih'in, dünya hakim olan Mesih'in zuhur ettiğine inanıyoruz. Aynı şekilde İsa Mesih'in de Allah katından yeryüzüne indiğine ve şu an insanların arasında olduğuna inanıyoruz. Masonluğun da bu konuda çok büyük görevler alacağına, çok faydalı işler yapacağına inanıyorum. Yani dünya kardeşliğini, dünyadaki sevginin oluşmasını, dünya tarihinde ilk defa bütün dünyayı kaplayacak şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben yani bir yönüyle, bir kol olarak, yani ayrı bir kol olarak masonların da çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. It's very important to us that we do build a world of peace and that we help to establish the a kingdom of peace and acceptance where Jews and Christians and Muslims can live together in peace. Yani İsa Mesih olduğunda tereddüt olmayacak insanlarda. Hazreti Mehdi ile birlikte namaz kılıp ikisi birlikte dünyayı yönetecekler. Peygamberimiz o Hazreti Mehdi'nin yardımcısı olacağını belirtiyor Hazreti İsa Aleyhisselam için. O devirde dünyada tek din İslam dini olacak. And the embodiment of absolute good, that is the Imam of time, the promised one who will come accompanied by Jesus Christ and accordingly design and implement the just and humanistic mechanisms for regulating the constructive relationships between nations and governments. What you are looking at in Tunisia, in Egypt, in Yemen, in Jordan, in Libya, in Bahrain, and soon, very soon, in all the nations of the world, and even sooner, to take place in America. There's a sign that the great Mahdi, that the Muslim world has been looking for, is present in the world. The Christ that you hoped for. With events unfolding in the Holy Land, with the true Messiah returning, and the true Messiah liberating the Holy Land, and the holy state of Israel, the one built on the truth of the religion of Abraham, that Israel will be restored, not, and that holy state of Israel will become the ruling state in the world.